Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu Bıdık. Ayağına bakın, ayağına. Bu Bıdık burada uyuyor. Ve sabaha kadar burada uyudu. Zaten az önce uykuya daldı. Saatlerimiz şu an 10:07'de uyandı. Şimdi uyudu. Bugün zaten bir de fizik tedavimiz var. O saate kadar uyusun. Sabaha kadar öyle bir yağmur yağdı. Öyle bir yağmur yağdı ki arkadaşlar, size anlatamam. Resmen döküyordu. Soğanım ne oldu acaba? Yine hava parçalı bulutlu. Bugün yine yağar diye düşünüyorum. Kız soğan, ne oldu sana? Sabaha kadar üstüne yağdı mı? Ha? Anam, o kadar su içine dolmuş ki. Hadi bakalım. Ay, 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 ay. Hop. Mobilyacı, yani mobilya aldığım yerle görüştüm. Şuranın komodini için. Bakalım. Bunun normalde benim aldığım takımın üstü mermer desenliydi ve yani biliyorsunuz bu yatak odası ve masa takımı benim aynı. Yani takım. O yüzden mermer desenliydi. Ben mermerini iptal etmiştim. Eğer buraya alacak olursam üstü mermer desenli kalsın. Sıkıntı yok çünkü beklemek istemiyorum. Hemen böyle temin edeceğimiz edecek olursak da Antalya'dan alırız ya da internetten bakarım çünkü aynı modelden mobilyadan gördüm. Bakalım. Minik mişil mişil uyuyor. Efendim annem. Ne yapıyorsun annem? Hadi üstünü giy hadi. Hadi. Hadi üstünü giy, kahvaltı yapalım hadi. Babamız da sabahtan kalktı, bir şeyler yapıyor bilgisayarda. Ben de hemen şu yatağı bir toparlayayım. Ondan sonra aşağıya inelim. Miram da burada uyusun. Hadi anneciğim üstünü giy. Ha? Giysene sen. O tayt sana olmuyor. Başka tayt al. Dün, evet anneciğim. Dün şuradaki lekeler vardı ya arkadaşlar. Onları boyadık. Ve kapandı. Burası da 2-3 kat üstünden daha geçilecek. Böyle şey yapacak. İnce alçı, beyaz alçıyla düzleşecek. Bakın şurada bir şey var. Ama buralar pırıl pırıl oldu. Ay gözüm de hiç alışkın değil burayı beyaz görmek. Bakın böyle. Şimdi burası ince alçıyla düzleşecek. O zaman beyaz ya artık. Böyle lekeli olan yerleri. Anne aşağı açacağım, yakalayayım. Ne kızım? Hayır öyle ya, öyle yakalayamam ben. Böyle lekeli olan yerleri şey yaptık. Ve boyayı sürdükçe arkadaşlar bakar mısınız buna? Kızım ben aşağıdayım, tutamam diyorum. Boya yani ruloyu sürdükçe bakın su akmış yerlerden duvar kalkıyor. Böyle oldu, görüyor musunuz? Neyse yaza kadar bir dayansın da yazın komple bütün evin boyasını inşallah yaptıracağım. Şimdilik sabretsin bakalım. Hava kapattı yine şu çiçeğim, acaba soluyor mu, bana mı öyle geliyor ya? İnşallah solmayacaksın. Bakar mısınız yapraklarına? Gideyim bir de diğer balkondaki çiçeğime bakayım, o ne durumda. Hadi bakalım. Bakın şuralar işte dün şeydi. O yüzden bunu temizlemem lazım. Aman. Aslında kökten boyayı vuracaktım. Geçecektin de biliyorsunuz sıkıntılar çoktu. Bir türlü sıra gelmedi. Ya orası aktı ya burası aktı. İşçilik sıfır olduğu için. O nedenle artık yaza kaldı arkadaşlarım. Yazın inşallah Allah nasip ederse. Ya Mira yukarıda ya, camı açalım biraz hava girsin. Ya nasıl yağmur yağıyordu, nasıl yağıyordu. Şurası var ya full doluydu, çekmiş. Temizliyorlar.
meslek. Ama güzel bir şey. Şu yapraklar bakar mısınız? Gitgide döküldü. Bir de şuranın bitmiş halini göstereyim arkadaşlar. Büyük ihtimal şu aralara da lambalar gelecek. Ama güzel oldu değil mi? Böyle evin şeyi değişti, havası değişti birden. Neyse, hadi gidelim. Heh, çiçeğime bakacaktım. Soluma var mı? Soluma gibi bir şey yok değil mi? Kız, iyi misin? He? İyi misin? İyi ol ya. Vallahi üzülürüm. En azından karıncalardan da kurtulduk ya. Yuva yapmışlar içinde. Hadi bakalım arkadaşlar, bir çay demleyeyim. Fesleğenime de inşallah burada renk gelir. Araba tekrar dönüyor. O ses gelene kadar ben buradan kaçayım. Hadi. Şöyle yine yağmur havası var ama. Yağacak. Şurası birazcık hava alsın. Şuralara sıra gelmedi arkadaşlar daha boyamaya. Bu akşam buralarda yaparız. Yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. Evet, dün fırçayı buraya sürmüş. O yüzden aslında var ya, ben bu Şahin'in sözüne bakmayacaktım. Yine bir boya badanacı getirecektim ama şuradaki siyah şeyler vardı ya, masanın bu sandalyenin şeyi, oraları kapattım. Daha sonra şurada bir lekeler vardı, oraları kapattım. Yani elimin ulaştığı yer, böyle kirli noktalar neresi, göze batan yerler neresi varsa oraları kapattım arkadaşlar. Ama dediğim gibi yazın Allah nasip ederse tabii ki de komple evi baştan ayağa boyatacağım. Bu da solmamış. Burada bekletiyorum. İnşallah solmaz da. Ne ara içmiş kek ve süt. Ha bir de bisküvi yemiş. Maşallah. Miram'ım da bitti. Hadi bakalım bir çay koyalım. Şunları da doldurmam lazım. Evet, kahvaltımız hazır. Kaşar erittim. Son kaşardı. Yumurta kırdım. Şöyle kahvaltılıklar. Hadi hadi gelin, hadi hadi. Bak soğuyor. Çay ve mis gibi kahvaltı. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ne oluyor yani? Niye sıçrıyor? Taytını çeksene onu, şimdi yanlış giydi. Ben bir elimi yıkayayım. Bir saniye. Hadi. Bir saniye. Ekmek neredeydi? Miroş. Teyzeleri biz fizik tedaviden geldik. Değil mi annem? Değil mi aşkım? Şimdi yelek giydireceğim. Hava baya baya bozdu. Zaten bugün için söylemişlerdi. Fıstıkım. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar babam hiç küçük rüzgardan hoşlanmıyor. Mesela çok büyük boyalı rüzgardan hoşlanmıyor ama küçük rüzgardan hoşlanmıyor. Küçük boyalı rüzgardan. Hoşlanmıyor değil mi baba rüzgardan? Ama annem hoşlanıyor. Evet, annesi hoşlanıyor. Aferin benim kızım. Sen fazla sürme, tamam mı? Anne sana ama kızmaz. Baba... bana bir şey diyemez. Annem bana hiçbir şey demiyor. Ama sen öyle deme kızım. Baba da sana diyebilir. Çünkü o babadır. Tamam mı aşkım? Birisi bir şeye izin vermedi mi hemen? Kızım! Kızım! Aşkım! Ne çorbası yapsın maması anne sana? Ne istersin? Ha? Ha kızım? Ne bir tanem? Süt mü? Tamam bir tanem. Bak Mira'nın yeleğini giydireyim, sonra sana süt hazırlayayım. Olur mu? Tamam. Pipeti de alırsın, tamam mı? Pipet. Tamam. Tamam bebeğim. Şimdi Mira'nın yeleğini giydireyim. Siz bu sıcak odada oturun. Ben şarjımı takayım da. Ama bu odadan çıkmak yok, tamam mı? Burada oturun çünkü hava bayağı bir bozdu. Taraflar gene bir şey değil ama şu taraf çok kötü doldu. Yani zaten aslan bucağın içi burası. Bize de oradan geliyor yağmur. Hadi bakalım. Şimdi ben ortalığımı toparlayacağım. Ay solma ya, solma ya. Yapraklarını soldurmuş. İnşallah bir şey olmaz. Hadi Miroş'um, Yaren'im sakın buradan çıkmayın. Tamam mı kızım? Bak. Hemen getiriyorum. Abi kızın yeleğini giydiriyorum. Sonra getiriyorum. Geleyim mi annesinin yanına? Gelsin mi annesinin yanına? Ha? Hop. Hop. Hop.
Salyalım. Salyalım fıstıkım benim, fıstıkım benim. Günaydın. Gidi gidi. Hadi bakalım. Kot pantolonunu yerim senin. Kot pantolonunu. Kot pantolonunu yerim. Küçülmüş, küçülmüş. Burası büyük geliyor. Burası küçülmüş. Bakar mısınız? Nasıl bir boy var sende maşallah? Nasıl bir boy var sende? Nasıl bir boy var? Ha? Sen de bana mı vuruyorsun? Aren gel, sana bir sürprizim var. Şöyle bir tane fırçalık aldım ya Aren'e. Böyle duvara yapışıyor. Gel. Sana sürprizim var. Kapıyı kapat. Dış kapıyı kapat. Ve yanıma gel. Yavaş gel ama kapalı gözünle. Gel gel. Gel gel gel. Tamam, hızlı gelebilirsin, aç gözünü, bir yere çarpacaksın. Gel gel. Yanıma gel. Gel. Yanıma gel gel. Nedir bu? Diş macunu. Evet. Beğendin mi? Beğendim. Ama açarsana bakayım. Bunu ne yapacağız biliyor musun? Hadi şimdi gideyim de diş macunu takayım bakayım dedim. Diş fırçayı takacaksın anneciğim. Takayım mı? Dur yırtalım da bakalım. Aç bakayım nasıl açılıyor. Evet, şuraya fırçamızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi götüreceğim. Bir saniye, bir saniye, bir şey götüreceğim. Bir saniye, burası da şey, kum saati arkadaşlar. Böyle çeviriyorsunuz. Altında geçen gördüm gittiğimde ve çocukların fırçasını, ay çeviremedim. Çocukların fırçası böyle orada burada duracağına, bu duvara yapışıyor böyle. Ve şuradan da kolaylıkla zaten açılıyor böyle. Böyle kapanıyor. Şimdi Yaren fırçasını getirsin, gösterelim. Böyle arkadaşlar, bunu almış da bütün şeyi, fırçalığı getirmiş. Bunu duvara yapıştıracağız. Yaren gidip gelip oraya takacaksın, tamam mı? Hadi git onları yukarıya götür. Oraya yapıştır, tamam mı? Kalsın yukarıda, koy, ben gelip yapıştırırım. Hadi. Artık oradan alır fırçalarsın. Sabah inanın çayımı bile unutmuşum arkadaşlar içmeye. Şimdi bunu içeceğim. Bir de çayın altını açacağım. Islansın. Bir tane daha içeceğim. Ondan sonra şu gördüğünüz ortalığı toplayacağım. Sonra çocuklara çorba yapacağım. Mutfağımı çok şükür toparladım arkadaşlar. Elime ne oldu ya, ne yapışıyor? Tırnaklarımı da kesmem lazım. Neyse, şimdi ben ne yapıyorum burada? Miram'ın şu kadarcık görmüş olduğunuz kompostosu az kaldı. O yüzden ona şöyle yine kırmızı meyvelerden. Şu erik var ya, kırmızı erik, onu bu yaz çok çok yapmam lazım. Hani vişne, sonra kiraz. Neydi ya, kiraz. Çilek, sonra şu kırmızı erik, onlardan yapıp böyle içerler inşallah kışın. Bakın Mira hazır, sevdi tadını. Neyse, bunu koydum, kaynıyor. Burada da tavuk çıkardım dolaptan. Tavuk çorbası yapacağım çocuklara. Birazında kızartırım tavuğun. Böyle arkadaşlar. Daha sonra burada kıymamı çıkardım. Lahanam vardı, o bozulmadan şöyle kıymanın yarısını kullanacağım. Yarısını da yarın bir şeye kullanırım. Kıyma kavuracağım. Burada çay demleyeceğim. Çaydanlığımı yıkadım da. Efendim! Ne oldu? Allah'ım. Geliyorum annem, geliyorum. Tamam, şöyle çayımı da demleyeyim. Çaydanlığımı yıkadım. Söyledim değil mi? Kız son zamanlarda hiç iyi değilim vallahi. Depresyona girdim sanırım. Çaydanlığımı da yıkadım geçen. Hatta bu sabah yıkadım, geçen değildi. Geliyorum Yaren'im, geliyorum bir tanem. Demlene dursun burada. Gider gelir içerim. Ne diyorsun annem? Şu adam da niye balkon terliklerini habire buraya getiriyor? Şuraları süpürdüm ama bu boya şeyleri var. Onlar için yerleri sileceğim. Ay çok şükür ya. Çok şükür şurayı böyle beyaz görmek ki beni mutlu edin. Ne yapıyorsun? Beni istiyor. Bırakmıyor dişlerle değil. Önlük de bağlamış, öyle kardeşine içiriyor. İçtin mi? İçtim. Gene istiyor mu? Gene istiyor. Hayır abla, götürme diyor. İstiyor mu? Bakayım anne.
İstiyor, istiyor. Dur getireyim. İstiyor, istiyor hanımefendi. Hı, ay şu bambuya dün su dolduracaktım. Şimdi unutmadan onu da halledeyim. Getiriyorum annem, getiriyorum. Getiriyorum kızım. Yaren de burada bir şeyler izliyordu. Geliyor şurada oyun. Anneciğim diyor bugün diyor. Ne diyor? Ha, anne diyor bugün ben niye sıkıntılıyım? Dedi nasıl yani sıkıntılısın? Ne bileyim böyle 2-3 gündür böyle bir karın ağrısı var. Bu yeni bir salgın var ya arkadaşlar. Orada da bu karın ağrısı, ya ne bileyim kusma, ateş falan oluyor. Allah korusun inşallah öyle bir şey değildir. Ne bileyim 2 gündür böyle karın ağrısına şikayetçi. Böyle şu altı görüyor musunuz plastikler? Plastikler koltuk oraya buraya ittiğimizde eğiliyor. Onu değiştireceğiz altının şeylerini. Metal yapacağız. Geçen mobilyacılar geldiği zaman şey yapmışlardı işte. Neydi? Seda ablanın eşi. Koltuklarınız çok güzel üretilmiş. Kaliteli güzel ama dedi ayakları fazla sizi götürmez dedi. O yüzden böyle çizdi ne kadar ne hangi ayaktan kullanabiliriz diye onu verdi sağ olsun. Şimdi Şahin orayı değiştirecek. Böyle koltuk ittiğimiz zaman orası eğiliyor bakın. İşte Yaren'im sıkıntılıymış arkadaşlar öyle söylüyor. Anne ben bugün niye sıkıntılıyım diyor. Canım kızım şu folyoyu yapacağız. Şu montum yukarıya gidecek. Şu yolunu şimdi sereceğim ama sildikten sonra burada da var boya lekeleri. Burayı da şimdi sileceğim. Dün masanın altını sildim ittim. Ama şey yapacağım işte şurada da evet Feride'nin evinde ne olur? Çöp eksik olmaz her zamanki gibi. Şu da maşallah sabahtan beri gözüm bunun üstünde. Solma gibi bir şey yok. Çayım çayım. Güzel çayım. Rengine bakar mısınız ne oluyor? Değişiyor hemen. Böyle sallayalım da iyice rengi çıksın. Şu çaydanlığımı geçen sormuştunuz da ben bunu memleketten almıştım arkadaşlar. Hatta şöyle. Bunun kendi fincanları var böyle. Minik minik. Şu yapışkanlarını bir şekilde çıkaramadım. Yani çok çirkin duruyor. Böyle bakın. Memleketten almıştım. Vay be. Şuraya bakar mısınız? Kız biz uzun zamandır tütsü yakmıyoruz ya evimizde. Bu da zaten Zeliha ablamın hediyesiydi. Teşekkür ederim. Böyle arkadaşlarım. Kahve içer gibi değil mi? Doldurmuşum burayı. Hadi bakalım. Şu kıza doldurayım. Biraz da sıcak su koyayım. Kim beni gene arıyor? Bu kim? Bakayım. Kim arıyor beni? Söyle bakayım. Arkadaşlar. Ha. Şimdi ben birazdan kardeşime komposta verdim. Sonra Lilo'ya biraz izledi. Sonra gözleri kapanmaya başladı. Ha. Sonra uyuttum. Krem açtım uyudu. Ben sana kurban olurum. Sen çok iyi bir ablasın sen biliyor musun? Sen anneye çok çok güzel hiç destek kimse, oluyorsun. Ayaz, anne sanır var ya. He. Kardeşine iyi bakmıyor. Ya. Yeah. Ama yeah. Sen çok iyi bir ablasın. Sen küçücüksün ama bu yaşta sorumluluk aldın. Aferin benim kızıma. Ya arkadaşlar o kadar güzel bakıyor ki böyle. Evet bana bazen diyorsunuz ki Feride o da çocuktur güvenme ama... Kaç defa böyle ben gizli gizli Yaren'in mesela nasıl bir tepki vereceğini, ne yapacağını çok izledim. O kadar güzel bakıyor ki arkadaşlar size anlatan. Sanki böyle 5 yaşında değil de yani büyümüş küçülmüş benim prensesim. Kardeşiyle oynadı, kardeşini yürütecinde yürüttü, sonra o tutturdu, konuştu. Nilo'yu açtı, masal anlattı. Sonra en sonunda bakmış komposta verdi. Tamam mı? Değil mi kızım? Ondan sonra bir bakıyor ki gözleri kapanmaya başlıyor. Benim kızım alıyor. Ayetel kürsü açıyor. Ablası kardeşine. Evi sokuyorum sonra. Ben de gözlerini kapatıyorum şöyle. Sonra onun da gözleri kapanıyor. Sonra üstünü örtüp hemen gidiyorum. Kurban olurum sana. Kompostasını cebe koyuyorum. Sonra uyanınca içireceğim. Allah'ım ben seni yerim. Şimdi fizik tedaviye gidiyoruz ya arkadaşlar. Mira yoruluyor. Çünkü bayağı bir yoruyorlar. Ondan sonra hemen geliyor. Sabah zaten kaçta uyandı? 11. Eskiden mesela 11'de, 12'de, 11'de uyansaydı Mira. Akşam 6-7'ye kadar kesinlikle uyumazdı. Eskiden hiçbir şey yapmıyordum kardeşim. Evet annem çünkü sen artık büyüdün. Ama şu an fizik tedaviye gittiğimiz için ve çok çok aşırı derecede yoruluyor.
Ve böyle bu saatlerde işte 3-4'ler tamam anneciğim 4'lerde falan uyuyor. Bu aslında benim için de bir yandan iyi. Çünkü şimdi 4'te uyudu. Bazen 1 saat uyuyor. Bazen 2 saat uyuyor. Şimdi birazdan... Arkadaşlar ben yani uykusunu aldırmıyor gerçekten. Evet anneciğim. Çünkü uyandırıyor. Mira diyor. Mira kalk diyor. Evet. Yana gelince Mira nerede Mira uyuyor diyor. Ben onu hemen uyandırayım diyor. Evet annem. Evet anneciğim. Yani şimdi benim için de aslında iyi çünkü geç kalkacak. Bazen belli olmuyor. Bir saat yatıyor. Bazen iki saat yatıyor ama geç kalkacak ve akşamda 9-10 gibi yatıyor. Sabah da en azından gece uykusu bölünmeden. Dün akşam mesela saat 10.30'da yattı. Sabah 6-6.30'da falan uyandı. O da güzel bir şey yani bir çocuk için. Böyle gidersek okey olacağız. Neyse şimdi açayım mı aşkım? Hah. Al bakalım. Ben de yukarıya çıkacağım. Çamaşırları asacağım. Kompostomun altını kapattım arkadaşlar. Bu tamam. Tavuğum kaynadı. Köpüğünü aldım. Tuzunu falan koydum. Biraz daha pişsin. Ondan sonra çorbayı halledeceğim. Bakın. Bugün gül kurusu koymadım. Yaprakları falan. Yani çünkü meyvelerin kendi rengi güzel. Böyle. Mesela normalde yeşil erik, kayısı falan koyduğum zaman renk versin diye o yapraklardan da koyuyorum ama şu an rengi muhteşem oldu. Birazcık su olsun. Hatta şu şeylerden de böyle ezip taneleri de gitsin. Hadi bakalım. Şimdi ben yukarıya çıkıyorum. Bir çamaşırlarımı asıp tekrar inip şu lahanamı halledeceğim. Bir de o zaman çayımı içerim ya da çayımı alayım yukarıya çıkayım arkadaşlar. Böyle yapalım. Çamaşırlarımı da halledeyim. Ben soğuk çay seviyorum ya. Bazıları içmiyor mesela ama ben çok seviyorum. Benim ikinci ablam böyle çayı içerken şu damağını yakması gerekiyormuş çayın. Ben de öyle içemiyorum vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim için çay soğuk, sıcak hiç fark etmiyor. Yani sıcak içemiyorum. Ilık ya da soğuk böyle söyleyeyim. Evet dökmeseydin şaşardım Feride'cim. Kek canım istiyor ya bir tane yapsam akşamlar böyle çayın yanında ne yiysem diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben yukarıya gidiyorum. Çamaşırlarımızı asalım. En sonunda şu koridoru falan silerim. Prensesim benim. Şurayı da dün Şahin, şu süpürgelikleri de dün boyadık. Çünkü bayağı bir kirliydi böyle şeydi. Şu da zaten siliyorduk buraları da bu akşam bu merdivenleri falan silerim. Süpürgelikler mutfakta göstermiştim ya bir ara. Onu da güzelce şey yaptım. Bakın arkadaşlar şöyle duvarlarda hiçbir leke kalmadı. Sadece bugün de şuraları halledeceğiz. Bakın burada lekeler falan var ya. Onları yaparız bugün. Hadi bakalım ben bir çamaşırlarımı asıvereyim. Ah 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 ah. Kim tepinmiş burada? Kim tepinmiş burada? Sabah Mira'nın üstünü değiştirdim ya. Şunlara bakın daha kaldıramadım. Yaren sabah kendi yatağını güya toplamış. Kurban olurum ya. Büyümüş ablaları büyümüş. Benim kızım büyümüş teyzeleri. Neyse gelmişken yukarılarda birazcık oyalanalım da. Ondan sonra gece yine yağmur yağar. Bazen bizim cadde Ballı Taş Caddesi geçiyor. O yüzden şu Ballı Taş siteyle sürekli karıştırıyorlar. Hep karıştırıyorlar. Kaç kere kargo geldi hep oradan arıyorlar. Ama işte bizim cadde öyle geçiyor ama site farklı. Ay şu görüntünün güzelliğine bir bakar mısınız? Çay da muhteşem. Hadi bakalım. Toparlayalım buraları. Ben odayı toparladım. Hatta odaları toparladım. Şimdi aşağıya ineceğim. Bu arada çayımı da içtim.
Aşağı ineceğim, süpürgeyi getireceğim. Allah Allah, niye böyle bulanık çıktı ki bu şimdi? Bir tur da süpüreyim, ondan sonra da ineyim artık. Yemeğimi yapayım. Saat kaç oldu ya? Saatlerimiz 4.30 arkadaşlar. Bence işte 6 gibi falan da yeriz. Ne olmuş bunlara? Şu toplarda ne yapsam ya? Böyle arkadaşlar. Eminim ki sizlerde de olduğu gibi bende de oluyor. Bakın böyle iş bitmez. Bitmiyor yani. Şöyle. Burada da masallarımız. Şimdi gideyim, dediğim gibi süpürgeyi getireyim. Şuraya su döküldü ya. Şişeyle. Şuraya bakar mısınız? Şunlardan da bir kurtulayım da. Bütün odayı bunu şey yapmış. Bunun ne işi var burada? Ya Allah'ım, yarenin bütün şeylerini çıkarmış. Yarenim, yarenim. Ah kızım, bunları ne yapacaksın sen ya? Sular yeni. Akşam içer. Hadi bakalım arkadaşlar. Süpürgemizi alıp geliyoruz. Şahin'in odasına toparladım. Güneş mi vardı? Çamaşırları dışarı çıkarmış, sanki güneş var. Neyse, yağmur bari yağmadan tekrar içeri alayım onları. Şuraya çöpleri biriktirdim, onları şimdi dökeceğim. Bir de şu balkon yerleşecek arkadaşlar. Ama onu da yemeğimi, yani mağaraya, o depoya yerleşecek şu valizdir, pusettir, odur budur. Yemeğimi halledeyim, ondan sonra oraya girelim. Camları açtım, yani kapıları, biraz hava alsın. Şimdi hadi bakalım. Şuraları bir süpürelim. Vallahi şuranın artık böyle beyaz olmasına şahane diyorum ki alışkın değilim ha. Alışmışım böyle açık. Tavukları çıkarayım artık pişmişine. Şimdi tavuk çorbası yapıyorum, ay mi? Şimdi ben bakayım, kompost acıkmış mı? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Anneciğim hayır, uyusun, gel kızım. Gel. Hayır, hayır, gel. Gel bebeğim, gel. Şimdi tavukları çıkardım. Suyunu da burada süzdüm güzelce ve biraz da ilave ettim, azdı. Bu şimdi kaynayana kadar ben yukarıyı süpürür hemen gelirim. Hem de tavuklarım bu arada soğumuş olurlar. Böyle. Rengine güzel oturdu. Hadi bakalım, burayı da kapatalım da şurayı da açayım. Böyle en azından yukarıdan çeker gider. Şey olsun. Koku yukarıya kadar gitmiş. Ah kızım ya, bu odayı ne hale sokmuşsun. Odayı süpürüyorum arkadaşlar. Yani Yaren şu odayı, özellikle şu bölgeyi
Baktım makine böyle değişik ses çıkarmaya başladı. Allah Allah dedim, makine mi bozuldu? Haznesi doldu ya kız. Haznesi resmen doldu. Yağmur yağacak. Ana bakın. Evet. O balkondaki beşiği falan, acil valizi falan acil bir şekilde yukarıya kaldırayım arkadaşlar. Çünkü kötü yağmur bastıracak. Neyse odalar temiz oldu ya çok şükür. Ha bir de şu çamaşırları bakın içeri alayım. Bir makine çamaşır attım yıkanıyor. Odamı da süpürdüm. İşte şunları bir kaldırmam lazım arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Hazine resmen doldu. Şurada çöplerim var, onu da atacağım. Ah yaren ah. Ah ben de becerdim vallahi. Bunlar nereden olmuş ya? Hadi şu merdivenlerde akşam sildik mi? Tamamdır. Hadi bakalım seni indirelim. Şarjını takalım. Hadi. Hazneyi boşaltalım. Yemeğimizi yapalım. Allah Allah yani niye kapatmış? Aha. Annem niye kapattın? Evet. Şimdi yemeğimize başlayalım bakalım. Mutfaktaki işlerim evet bitti diyeceğim ama yok, çaydanlığıma bakın. Neyse onu da sonra silerim. Şimdi çorbam zaten hazır. Böyle tavuğunu küp küp doğradım arkadaşlar. Çünkü Yaren yesin, böyle uzun uzun olduğu zaman yiyemiyor. Bir de arpa şehriyem yoktu. Ben de tel şehriyesi koydum. Şimdi birazdan Mira da uyanır. Ona da blenderdan geçirip, oh mis, hem yumurta var, hem yoğurt var, hem tavuk var. Kızlarıma şifa olsun inşallah. Yani çorba hazır. Böyle kapatıyoruz. Burada lahanam da hazır. Kıymanın yarısını yarın makarna yaparım diye ayırdım. Böyle şeyimde. Bunu böyle çok seviyorum arkadaşlar. Böyle Yaren bunu yemiyor zaten. Şahin de çok çok aç olsa yer. Böyle. Lahanam da hazır. Bunun da altını kapatayım. Çok az biraz daha sotelensin. Yani şey olsun, ondan sonra kapatacağım. Bu arada Şahin arıyor. Meyve suları böyle iki şişeyi doldurdum. Bir tanesinde meyvelerini çok ezdim. Böyle süzgeçten geçirdim. Onu da veririm. Bakayım Şahin ne diyor da döneyim. Şunlar ne kadar çirkin gözüküyor ya. Bunları çok acil sökmem lazım. Her taraf söküldü. İnanın şu bir tek şu mutfağın arka tarafı kaldı. Neyse Şahin aradı. Yaren Hanım'ın istekleri vardı çünkü babasından. Mesaj atmadın diyor Yaren ne istiyordu falan. Ben de neyse şimdi atarım. Bu arada çiçeğim geldi arkadaşlar. Hani bu neydi? Taç çiçeği miydi? Neydi bunun adı ya? Her neyse böyle sarı renkte sipariş vermişti. Ben şimdi ne bekliyordum biliyor musunuz? Böyle gelecek çiçekleri böyle rengarenk işte sarı renkte çiçekler olacak ama yok, meğersem bunu benim büyütmem gerekiyormuş. Olsun, büyütürüz. Bunun saksısını değiştireceğim. Şimdi acil bir şekilde şu çöpleri bir göz önünden kaldırayım. Baba gelecekmiş dedi, benim kızım ne istiyorsa bana dedi yazın dedi. Aldı mı? He? Alacakları istediklerimi aldı mı? İşte diyor bana yazın diyor, benim kızım ne istiyor. Tamam da istediklerimi aldı mı? Yazdın mı? Yazıyorum işte. Yazdım yani. Tamam. Tamam hadi bekle. Bir saate. İstediklerim değil mi? Bir saate gelecekmiş tamam, baba. Tamam, istediklerim neydi atıla? Süt dilimi. Hı. İçecek. Başka neydi? Bu kadardı galiba senin. Neydi başka? Noodle. Ha, noodle. Başka. O kadardı kızım. Hayır, Danone yoğurt. Danone yoğurt. O tamam, kadar. O kadar. Tamam, hadi bekle bir saate baba gelecekmiş. Hadi bakalım. Şimdi anne şu acil şu çöpleri atsın gelsin mi? Hem de acil bir şekilde atsın gelsin. Çünkü yarına kadar kalmasın burada. Bir de Salih abi burada şurada çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Uyandırma sakın.
şey yapayım. Bir saksının daha toprak alayım da şunu bir dikeyim. Saliha Bey söyleyeyim de. Hadi bakalım arkadaşlarım. Şunun altını kapatsak mı artık? Hatta sona böyle alayım. Çok şeyde kısık ateşte ben çöpe atıp gelene kadar olsun. Şurada da nar var aslında dolapta. Onu ayıklamak istiyorum ya, böyle nar canım çekti. Sütü de dışarıda bıraktım ki kek yaparım diye ama bilmiyorum. O da şeye bağlı. Yarenim. Yarenim. Anneciğim. Yaren buradaki koltuğu şeymeyi verdi ya. Yelek melek onları da yukarıya götürdü. Benim kızım annesine yardım ediyor. Koltuk niye gene arkaya gitmiş? Şu parkeler çok kaygan ya. Ya da şunun altındaki silikon mu kaygan? Çözemedim artık. Böyle gezinip duruyor koltuklar. Hadi bakalım bu akşam inşallah şu folyoyu da yapıştırır da. Değil mi Yaren? Şu babana söyle şunu yapıştırsın ya. Söyle ya. Sen burada niye oynuyorsun acıkım ya? Başka yerin yok mu senin annem? Ha? Hadi bakalım bekle, ben çöplerimi atıp geleyim. Ondan sonra da şurayı sileceğiz. Allah'ım bitmiyordu ya, bitmiyordu. Kuzenim Emine ile konuşuyorum. O da diyor kuzi diyor işte bitmiyor, güçte bitmiyor. Bu arada kuzenim Emine'nin kanalını da buraya bırakayım. O da Bursa'da yaşıyor. Günlük vloglar çekiyor. Zaten geçenlerde paylaşmıştım. O da ameliyat oldu ve evde şu an ağır iş falan, yani günlük işlerinde falan yapamıyor diyor. Canım diyor o kadar çok sıkılıyor ki diyor, size anlatamam diyor. Böyle vloglarını falan izliyorum ben kaçırmadan. Sizlere de şuraya kanalın adını bırakırım. Yani kanal linkini. Yorumlar kısmına da sabitlerim. Giderseniz benden de selam söyleyin kuzenime. Canım kuzenime. Öpüyorum kendisini buradan kocaman kocaman. Böyle hadi bakalım şimdi çöpümüzü atıp geliyoruz. Bilseydim geleceğini çöpe inmezdim. Tam şuraya geldim. Arkadan sesleniyor bana. Ya bak bak bak, şu mu acaba ortalığı karıştıran? Şu mu ortalığı karıştıran? Siteyi birbirine katan kedi. Burada ne yazmışlar biliyor musun? Geliyor mutfak diye. Ay benim mutfağım ne kadar güzel gözüküyor burada. Ne demişler ne demişler? Bir tane haber var ya şeyde. Bir kedi arkadaşlar siteyi birbirine kattı. Böyle biri yazmış ki. Bir dakika. Dur. Şikayet edeceğim diyor. Ne bu diyor. Eve giriyor. Dağıtıyor. Ne varsa yiyor. Evdeki diyor. Şey geliyor. Çağrı Hoca paylaşıyor. Geliyor. Yiyor. Evet, içiyor. Hesabı ödemeye gelince kaçıyor. İşte sabah sabah bir kalktı grupta tıkır 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 mesajlar yağıyor. Biri yazmış ki işte bu nedir de artık zehir koyacağım, onu zehirleyeceğim falan. Hadi yarın hazırla. Tamam, diğerleri de o kedileri savunmaya geçmiş. Tabii ki yani zehirlemez falan şey yapmaz ama kedi kedidir yani. Mesela kapının önüne ben de çöp koyduğum zaman paramparça ediyor. Yaren diyor ki anne diyor ben kapıyı kapatayım sakın bana, dedi ki anneciğim benim, o zaman açayım bak şimdi. O kurt hikayesi vardı ya. Ayaklarını gösterdi ya. Allah. Anneciğim. Bizim zil niye çalışmıyor? Yapalım onu. Kurt geldi, açma Yaren kapıyı. Ta 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 ta. Hadi üstünü hadi giy gel, babayla markete git de gel. Hadi, hadi. Koş gidelim. Yeleğini giy de gel. Biz de giy, terlikle gideceğiz ama ayakkabını giy. Koş. Yeleğini giy. Hadi yeleğini giy git de gel. Hocam ekmek verdi. Ekmek. Miray'a cici bebe. Yaren'in de zaten isteklerini sana söyler. Ondan sonra bir yere gideceğim mi? Ondan sonra bir yere gitmeyeceğim. Yemek yok, yemek yok. Tamam. Hazır zaten. Tamam. Hadi siz gelene kadar ben masayı hazırlayayım o zaman. Oraya basma ya. Süt dilim. Oraya. Başka? Süt dilim. Üstüne giyin. Başka? Tamam da süt dilim. Başka? Dan. Danone içecek. Noodle. Yoğurt. Noodle. Ve Danone yoğurt ve milkshake. Tamam. O kadar. Gel hemen geleceğiz. Hadi. Miray'a şey unutmam, tamam cici bebe. Tamam bebe bisküvisi, iki ekmek. İki ekmek, cici bebe işte. Bir de baksana bebek irmiği var mı? Bebek irmiği. Bebek irmiği ne ya? Miray'a irmik yapıyorum ya. Tamam, gelmedi daha. Anne.
Öyle işte arkadaşlar, bir kedi siteyi birbirine kattı. Diyor işte biri yazmış ki bu nedir ya, işte gri kedinin sahibi, yas kedinize sahip çıkın ya da bakamıyorsanız bırakın gitsin falan. Ama burada yani illa birisinin değil, sitede çok çok fazla kedi var. Elinden gelen işte yemek veriyor, mama veriyor falan. Ama demek ki hanımefendinin kapısı açık kalmış. O da tezgahtan bir şeyleri yemiş. Kuruma ya, gözünü seveyim kurumayın ya. Şu çiçeklerime bir şey olunca inanın böyle kalbim acıyor. Neyse masayı hazırlayalım. Yemeğimizi yiyelim. İzzallah, izzallah, izzallah. Şunu da artık toprak getirip sordum Salih abi, alabilirsin yengezi. Bunu yetiştireceğiz ve sarı minnak minnak çiçekler açacak inşallah. Böyle. Sofrayı hazırladım. Şimdi bizimkilerin gelmesini bekliyorum. Yarım turbum vardı, onu doğradım. Anacığımın salatalığı, yoğurt. Bir de anacığımın turşusu. Kayınvalidemin turşusuna bakmam lazım ya. Oldu mu olmadı mı onu da unuttum. Şunu çıkarıyordum az önce, o aklıma geldi. Neyse yarın onu bakalım. Olmuş mu olmamış mı? Şöyle tam soğumamış ama yine de meyve suyu da koydum. Bayağıdır eve çünkü hazır içecek almıyoruz. Bizim evde normal hani büyük çatal var ya, Şahin de onunla yiyemiyor, ben de yiyemiyorum. Böyle kahvaltılık tatlı çatalıyla yemeğimizi de yiyoruz. Kahvaltı da yapıyoruz, neyse. Bardakları da çıkardım. Mutfağım Allah'tan temiz. Ne kadar böyle olur bilmiyorum. Burada tabaklarımız, kaselerimiz. Bir gelsinler bakalım. Hatta şurayı artık indirebiliriz çünkü akşam oldu. Dışarıdan kabak gibi direkt içerisi gözüküyor. Şöyle kapatalım. Bu kadar. Şimdi bizimkiler gelsin. Yemeğimizi falan yiyelim. Ondan sonra Feride'nin bir de akşam rutini başlayacak arkadaşlar. Şurada yarım limon var da bıraktım. Belki çorbaya lazım olur diye. Bir de benim şimdi akşam rutinim başlayacak. O da nedir? Mutfağı sil, süpür, toparla, bulaşık makinesini aç. Koridoru sil, halısını ser. Ondan sonra yukarıya çık. Vesaire vesaire işte. Siz neler yapıyorsunuz? Günün hangi saatinde beni izliyorsunuz? Büyük ihtimal öğlen izliyorsunuz ya da akşam belki izliyorsunuz. O an belki işleriniz vardır. Her neyse, kahvaltıda olan, ertesi gün izleyen veya öğlen yemeği yiyen veya akşam yemeği veya tatlı, çekirdek, kim ne yapıyorsa herkese afiyet, bal, şeker olsun. Sizleri seviyorum. Yemekten sonra inşallah görüşürüz. Ha? Ne yapıyor minik? Canım. Tokası nerede onu? Arkadaşlar, ne yiyorum biliyor musun? Şu tokayı al hele kardeşinin tokasını. Arkadaşlar, ne yiyorum? Canım, ne yiyorsun? Gevrek. Gevrek. Canım. Arkadaşlar, bugün çok yoruldu. Babam uyuyor şimdi. Uyuyor. Evet, uyuyor. Doğru. Montunu götürür müsün? Bak markete gittin geldin, montunu oraya bıraktın. Koş. O çantanı da al götür yukarıya. Orada oyuncaklarını yukarıya. Hadi anneciğim. O minderi niye yukarıdan getirdin? Anne, yerde oturayım diye. Anladın mı? Anladım canım, evet haklısın. Hadi götür götür. Hayır, aşağıda bir şey bırakma. Yukarı bak, ben senin yatak odanı sildim bugün. Ne güzel yaptım, git bak. Kış! 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 Bak bak bak. Anne, sence benim kaç tane elim var? Bence iki tane elim var. O da yeter sana her şey. Ne oldu? Anne oturuyor değil mi Nilo'nun önünde? Hanımefendi saat 7'de zor uyandırdım. Çorba içirdim. Ya sen mi uyandırdın? Yok, kendi başına. Kendi uyandı kızım, kendi. Ama sen dedin. Kendi uyandı. Hey! 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 Babacığım. Bak gel. Bak 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 bak. Ne var burada? Ne var? Gel. Al. Al bakayım, al. Sen şuraları ıslattın mı? Ya kızım ya. Al al. Emziği olmadığı zaman elleriyle şey yapıyor hep ağzına.
Bak ne yapmış yine. Seni gidi seni yaramaz seni. Seni gidi yaramaz. Hı? Yaramaz böcek. Böcek böcek. Birazcık Nilo'ya açtım kafası şey olsun dağılsın diye. Sandalyeyi de önüne koyuyorum arkadaşlar. Gelip gidip şuraya vuruyor çünkü. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Bu arada ben burayı şey hallettim. Yemeğimizi yedik. Bulaşıkları topladım. Şimdi makineye diyeceğim. Çayımı demledim. Çayın yukarıda bilgisayarda. Şimdi şu içecekleri Yaren bana marketten sakız almış. İçecekleri dolaba koyacağım. Şunu da bıraktım ki çay içerim. Bulaşıkları makineye. Ondan sonra Cima marketten bebe bisküvisi bitmişti Yaren'in şey Miram'ın. Bebe bisküvisi Yaren bunu aldırmış. Şöyle pirinç unu. Pirinç unum da az kalmış aslında. İrmik galiba bebe irmiği değildir ama neyse en azından diğer irmiğim gelene kadar bu piyaleninkini kullanırım. Çünkü irmiğim bitmişti bak bak. Gitmiş ne almış kendisine gelmiş. Sabunda, sabahları ben de seviyorum bunu yemeği ama. Böyle arkadaşlar şimdi 2 dakikada şu bulaşıkları makineye atayım. Ondan sonra bu lahanamı da çok az kaldı buraya koydum. Kim baba mı? Baba. Tamam. Bunları en son gece koyarım dolaba. Yok anneciğim. Şimdi geliyor mu? Gelmiyor. İşini mi yapıyordu? İşleri böyle WhatsApp'a girmiş. WhatsApp'a? Var. Gerçekten. WhatsApp'a girmiş. Ama bilgisayardan. WhatsApp'a? Bilgisayardan. Tamam anneciğim. Tamam aşkım. Böyle arkadaşlarım. Emoşumla bayağı bir konuştum yine. Hem Nigar'la hem Emine ile böyle konuşa konuşa işte şey yaptık. Bayağı bir zaman kaybettim oturduğum. Ama iyi oldu ya. İyi geldi. Bazen böyle konuşmak iyi geliyor. Hep iş iş iş. Beynim durdu zaten artık. Şunları da halledeyim. Ondan sonra bir makine daha attım. Onları da asarım ve bugün bitiririm. Depoya da valiz malizi koydum. Bugün de bitiririm. Yatarız arkadaşlar. Ha ne yatması. Şunu öğütmem lazım. Miram'ın yok çünkü. Şöyle bir paketini bir haftada bitiriyor. Yani bu paket bana bazen bir ay çekmiyor bile. Gösterdim anneciğim. Çünkü her şeye kattığım için süte falan katıyorum. Ne bileyim pürelerine katıyorum. Yani? Yoğurtlara katıyorum. O yüzden çabuk bitiyor. İyi oluyor yani. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak arkadaşlar. Bir de atıyorum. Bir de atıyorum. Yakaladı. Annem niye tepiniyorsun annem? Neden biliyor musun diye? Var mı kızım? Korkuyoruz işte. Ama sen niye tepiniyorsun kızım? Kızım bağırma. Yapıyor onu. Tamam bağırmadan kızım bağırmadan. Anne dur ne yapıyorsun çocuğa? İstersen ben çekeyim sen yap. Hadi ne? Öyle. Hadi bakalım sen yap. Evet, Miro kuşa şöyle bir paket bebe bisküvisini geçirdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle daha pratik oluyor. Mesela tane tane bıraktığım zaman tam erimiyor ve ağzına geldiği zaman rahatsız oluyor. Öğürüyorsun hemen. O yüzden alışana kadar her ne kadar bu durum beni rahatsız etse de, rahatsız değil de üşse de böyle kaşıkla yemediği için şey yapamadığı için alışana kadar böyle. Neyse bunun bir paketini kullandım. Böyle bittikçe yapıyorum. Dediğim gibi bu bir haftaya falan gidiyor. Bunları da bu bitince bir paket bir paket yapıyorum. Şöyle pirinç ununu da doldurdum. Babana çok mu teşekkür ediyorsun? Evet.
Şöyle pirinç ununu da doldurdum. Bu da irmik. Tamam anneciğim. Şöyle benim internetten... Tamam anneciğim. İnternetten sipariş verdim. Şöyle tam bebek irmiği. Bu da normal irmik ama o gelene kadar bilmiyorum. Stoklarda yok galiba. O yüzden bu kadar gecikti. O gelene kadar en azından bunu kullanırım. Şöyle Miram'a da gece içmesi için bayağıdır irmik. Nerede kaldı biliyor musun? Geldi benimki de. Tamam. Şeyde irmik bayağı içmediği için şöyle gece zaten yeter ona. Bu şekil. Şimdi biberonla biraz doldurdum soğusun, onu vereceğim içsin. Biraz daha kaynasın da. Bir tık kaynadı. Biraz daha kaynasın dedim. Böyle arkadaşlarım. Miroş'umun gece maması. Bunlar battı. Şimdi temizleyeceğim. Şu da... Ne söylüyorsun? Çok büyüdü, evet. Artık tabii ki. Elim ayağım oldu bu. Kim döktü bunu biliyor musun? Kim döktü? Yaren döktü. Ben. Evet. Tabağı ben aldım. Çünkü ben aldım geriye. Ben aldım. Geriye ben döktüm. Çünkü ben döktüm. Kaşıkla ben karıştım da. Aferin, sen çünkü akıllı bir kızsın. Valla elim ayağım oldu. İyi ki almışım. Neyse arkadaşlar, şimdi bu kadar ya. Bugünlük de bu kadar olsun. Artık yoruldum valla. Yarın inşallah yeni bir günde güzel bir gün olsun hepimize inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.